Efendim kızım? Ne dediğini anlamadım. Yüksek sesten tekrar. Ben boşanmak istemiyorum. Toprak, sen ne dediğinin farkında mısın? Farkındayım. Keşke bunu bana davadan önce söyleseydin. Hayır. Buraya boşanmak için geldiniz, boşanacaksınız da. Herkes sessiz olsun. Oturun yerinize. Kızım, davayı açan, boşanmak isteyen sensin. Şimdi hayır diyorsun. Hakim Bey, ben çok büyük bir hata yaptım. Ben kocamı çok seviyorum, ayrılmayacağım. Yaz. Davacı beyanıyla davanın 6 ay sonraya bırakılmasına karar verildi. 6 ay mı? O kadar bekleyemem ben. Bu iş hemen şimdi bitecek. Hem ben Çınar Ilgaz'ın bebeğini taşıyorum. Hem buraya boşanmaya gelmediler mi? Boşansınlar bir an önce. Yeter. Susun ve oturun yerinize. Oturmayacağım. Çabuk söyle. Söyle Toprak. Boşanmak istiyorum de. Yanlışlıkla söyledim de. Çabuk. Yeşim sakin ol lütfen. Söylesene. Ya da tamam. Söylemelerine gerek yok zaten değil mi? Çünkü imzalar atıldı. İkisi de boşanmak istiyor. Yani bunun için geldiniz buraya değil mi? Yeşim sakin ol. Sakin falan olamam Çınar. Ben ne zamandır bu anı bekliyorum biliyor musun sen? Boşayın hemen. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Boşanmak istiyorum diyeceksin. Bana sözümü tutacaksın. Hayır, her şeyi mahvetmene izin vermeyeceğim, anladın mı? Boşanacaksın. Boşanmak istiyorum diyeceksin. Bana sözümü tutacaksın. Boşanacaksın, boşanmak istiyorum diyeceksin. Mubaşir, polis çağır. Bir kişiyi falan çıkartamazsınız. Yeşim, maksadını aşıyorsun. Yapma. Mubaşir, polis çağır. Hanımı mahkemeye hakaretten alın götürün nezarete. Buyurun lütfen. Siz beni hiçbir atamazsınız. Benim kim olduğumu biliyor musunuz? Lütfen. Lütfen. Boşanacaksın. Bunu yapmanız şart mı? Yani kız sinir krizi geçiriyor. Sinirlendiği için böyle davranıyor. Ne sebepten olursa olsun mahkemenin huzurunu kimsenin bozmaya hakkı yok. Ama hamile. Bu halde nezarethaneye gidemez ki. Ya biraz anlayışlı olsanız. Kararlarımı sorgulamak sizin vazifeniz. Yerinize oturun, yoksa sizi de atarım dışarı. Zahmet etmeyin. Ben kendim çıkarım. Bırak beni! Yeşim! Yeşim! Çınar, Çınar yalvarırım beni götürmelerine izin verme, ne olursun. Tamam, biraz sakin ol. Bu halde mi Çınar? Yürüyün hanımefendi, yürüyün. Nereye götürüyorsunuz eşimi? Karakola. Çınar yalvarırım, ne olur bırak beni. Zorluk çıkartmayın hanımefendi, yürüyün. Merak etme eşim. Elimden geleni yapacağım. Boşanmak istemiyorum dedin ama gördün kadının fevveranını. İşin zor bununla. Kocanla arandaki bağ da ortada. Bu adam davanın kararını bıraktı, kızın arkasından gitti. O yüzden önündeki zamanı çok iyi değerlendir. Artısını eksisini iyi düşün. Bu kıza katlanırım, kocamı seviyorum dersen ne âlâ. Yok yapamam diyorsan onu da sen bilirsin tabii. Ama 6 ay sonra kesin kararlan gel karşıma. Yürüyorum işte. Zorluk çıkartmayın. Bırak dedim ya, yürüyebiliyorum ben. Hanımefendi rica ediyorum, zorluk çıkartmayın. İsmail aç şu kapıyı. Şaka yapıyorsunuz herhalde değil mi? Yani bu araca bineceğimi düşünmüyorsunuz herhalde. Hanımefendi, sizin isteğinize göre araç tahsis edemeyiz. Her vatandaş gibi siz de polis aracıyla gideceksiniz. Ama ben sıradan bir vatandaş değilim. Ayrıca benim aracım da var. Hanımefendi bakın, burada oyun oynamıyoruz. Her işin bir kuralı kaidesi var. Bizimle geleceksiniz. O kadar kaçacağım diye korktuysanız yanıma birini verin o zaman. Allah'ım ya, yeter ya. Binin şu arabaya artık, binin. Tamam bırak. Kes. Bağırıyor bir de. Ben binerim. Görevliyle konuştum Çınar Bey. Emniyete götürüyorlarmış. Onu biliyorum.
Ancak davayla ilgilenecek savcı henüz belli değil. Ne yapıp edip işe halletmemiz lazım Hasan Bey. Tamam. Tüm bu olanların anlamı ne Toprak? Resmen bitmiş bir davayı 6 ay uzattın, farkında mısın? Hala bir şey söylemeyecek misin? Hayır, sabah buraya beraber geliyoruz. Hiçbir şey belli etmiyorsun. Ben de bilmiyordum çünkü. Nasıl yani? Ben buraya bir karar vererek gelmedim Okan. O an içimden öyle geldi, öyle hissettim. Öyle çıktı ağzımdan. Yeşim'i nereye götürmüşlerdir? Karakola. Ne yapacaklar onu? Önce ifadesini alırlar. Sonra da bırakırlar büyük ihtimalle. Ne de olsa Çınar peşinden gitti koşarak. Dişimi nezarethanede bırakacak değil ya. Ne yapıp edip kurtaracaktır. Neyse. Benim başka bir davam daha var. Sen ofise geçersin, orada konuşuruz. Efendim anne. Yavrum, dava bitmedi mi daha? Bir haber de vermedin. Aklım sende kaldı vallahi. Hanımefendi, hanımefendi. Cep telefonuyla görüşmek yasak. Görmüyor musunuz? Affedersiniz. Anneciğim, ben seni birazdan arayayım mı? Toprak. Boşandınız, bitti mi? Aa. Hani Çınar Bey de imzalamıştı dilekçeyi. Ama ben sana dedim. Hakim artık öyle kolay boşamıyormuş. Aile birliği mi ne diyorlar adına? Önce gidin bir daha deneyin. Olmazsa sonra gelin diyormuş. Yok, o boşayacaktı da... Ben vazgeçtim. Aa, ciddi misin? Hani davayı sen açmadın mı? Boşanacağım diye tutturmadın mı? Kız. Yoksa kıyamadın mı kocana? Sen de az değilmişsin ha. Boşanacağım diye tuttur, sonra da milletin yüreğini ağzına getir vazgeçtim diye. Ben sadece içimden geleni yaptım Nurhan. Neyse ne. Çok merak ettim olanları. Hadi anlat şu meseleyi, öğreneyim bir. Anacığım. Hoş geldiniz Okan Bey. Hoş geldin.
Salih Bey'in dava dosyasını hazırlayacaktın. Hazırladım. Yeşim'den bir haber var mı? Nerede biliyor musun? Ne o? Çınar aramadı galiba. Bak bu tuhaf işte. Ya Yeşim'le ilgileniyordur ya da boşanmak istiyordur. Yani senin Yeşim'den haberin yok, öyle mi? Hayır. Merak etmediğim için de peşine düşmedim. Çünkü onlardan daha önemli işlerim var. Peki öğrenemez miyiz? Yani arasan sorsan mümkün mü? Mümkün Toprakçığım, mümkün. Madem bu kadar çok istiyorsun. Yeşim'in ifadesini almışlar. Savcının gelmesini bekliyorlarmış. Peki savcı ne yapar Yeşim'e? İfadesini değerlendirir. Gerisi ya kanaatine kalmış ya da vicdanına. İster tutuklanması için nöbetçi mahkemeye sevk eder, isterse de serbest bırakır. İnanamıyorum, nasıl bu hale geldi her şey? Yaşamış olduğu şok az buz değil Toprak. Hiç hazırlıklı değildi. Hiçbirimiz hazırlıklı değildik. Ama o kendini kontrol edemedi, fevri tepkiler verdi, şimdi cezasını çekiyor. Peki Çınar yanında mıymış? Bilmiyorum. Oradakiler bir şey söylemedi, ben de sorma gereği hissetmedim. Çünkü beni ilgilendirmiyor. Mahkemeye kadar seni de ilgilendirmediğini düşünüyordum. Ama yanılıyormuşum. Bu davanın bütün seyrini senin kararlılığın üzerine kurmuştuk. Ama sen tek bir cümleyle her şeyi alt üst ettin. Tamam, beklenmemiş bir şey yapmış olabilirim. Ama böyle hissettim ben, içimden böyle geldi. Çınar'a bu kadar çok aşıkken başka türlüsünü yapamazdım. Süper. Ne diyeyim ya? İstediğin oldu işte. İyi de sen niye bu kadar kızdın, ben anlamadım ki. Tamam. Biraz sert davrandım, farkındayım. Ama çok kırıldım sana. Öncelikle arkadaş olduğumuzu düşünüyorum. Yani hayatını etkileyecek böylesine bir karar veriyorsun ve benim bundan haberim yok. Bir de avukatın olarak mahkemede düştüğüm naoş durum var tabii. Özür dilerim. Böyle olsun istemedim inan. İnanıyorum. Kolay gelsin. Sağ ol. Epey geç oldu. Ben Nurhan'ı da gönderdim. Ben de çıkayım artık. Çınar'dan ses çıktı mı? Hayret. Neyse biraz bekle istersen. Şebnem yine hastanelik olmuş. Ufak bir kaza geçirmiş. Hastaneye giderken seni de evine bırakırım. Öyle mi? Geçmiş olsun. Çok üzüldüm. Ben artık üzülemiyorum bile. O kadar alıştım ki. En acınası tarafı da bu zaten.
Neyse, teşekkür ederim ama ben biraz yürürsem iyi gelecek. İyi akşamlar. Sana da. Yok kızım, yok. Sen ağırlığını düşürüp boşanmayacağım demeyecektin. Çocuğu istemiyorum dediğin vakit peşinden ayrılmıyordu. Şimdi evliliğimiz devam etsin diyorsun. 180 derece döndü. Anne, anlattım ya sana sebeplerini. Sen şimdi niye böyle dedin ki? Kız karakolda, Çınar da yanında işte. Ya orası öyle de. Bana bak. Bu kız ayrılığınızı böyle bey bağlamış galiba. He? Belki de Çınar senden ümidi kesince bir takım sözler verdi. Şimdi de iki arada bir derede kaldı herhalde. Aa. Gece vakti kim ki? Sakın Sıtkı olmasın. Aman ağzından yel alsın kızım. Zaten hüsnü niyetli hali elimizi kolumuzu bağlıyor. Dur ben bakarım. Çınar. Merhaba Toprak. Dışarıda biraz konuşalım mı? Sen içeri girseydin annem bir çorba yapıyordu. Hem birlikte içeriz. Yok, ben zaten yemek yedim. Dışarı gel de seninle konuşalım biraz. Peki. Neydi bugün mahkemede olanlar Toprak? Hayır, madem böyle bir karar veriyorsun, keşke mahkemeye çıkmadan önce söyleseydin. Ben böyle olacağını tahmin etmemiştim. Hayır, önceden haberim olsaydı başka bir plan yapardık. Ne bileyim, mahkemeye biz gitmezdik, avukatlar giderdi. Bunca yaşanan da başımıza gelmezdi. Ben böyle olsun istemedim ki Çınar. Hakim boşandınız diyecek diye çok korktum ben. Seni kaybetmek istemedim. Amacım Yeşim'i üzmek değildi. İyi mi Yeşim? İyi, iyi, merak etme. Asıl sen nasılsın? Yani... Aklım o kadar karıştı ki ne seni arayabildim ne de görmeye gelebildim. Sen geldin ya, iyiyim artık. Ve son geldiğimde ikimiz için de bir umut kalmadığını düşünmüştüm. Sana bu kadar aşıkken senden vazgeçmek zorunda kalmıştım. Şimdi ne oldu da vazgeçtiğinin adından? Anlaşılan bu seni pek mutlu etmemiş Çınar. Eğer buraya bunu söylemeye geldiysen boşuna zahmet etmişsin. Gerek yoktu. İstersen ne ben bunu söylemiş olayım ne de sen bunu duymuş ol. Ha bir dakika, bir dakika. Bir de afra tafra yapıyorsun yani. Benden bir kere vazgeçemediğini söyledin ya. Bir daha ölsen de geri alamazsın. Şimdi bana söz vereceksin. Bir daha arkanı dönmeyeceğini, kalbimi bırakmayacağını söz vereceksin. Böyle başını sallayarak olmaz. Sözlü beyan istiyorum. Hatta en yakın zamanda yazılısını da alacağım. Tamam söz. O kadar inatçısın ki Toprak Ilgaz. Ama ben senden daha inatçıyım. Ölene kadar da elini bırakmamaya yeminliyim. Geldim.
Şimdi bana söz vereceksin. Bir daha ne olursa olsun, başımıza ne gelirse gelsin, beni bırakmayacağına, birlikte savaşacağımıza, bu yolu birlikte yürüyeceğimize söz vereceksin. Sana söz veriyorum Sınay. Bir daha seni asla bırakmayacağım. Hiç ayrılmayacaksın. Ben de sana söz veriyorum. Bir daha sadece mutluluktan ağlayacaksın. Gözlerindeki tüm kederi silip alacağım. Seni o kadar çok seviyorum ki. Kaybedene kadar ne çok sevdiğimi fark edememişim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.